Selamlar sevgili geyikler. Agents of S.H.I.E.L.D. dizisi gümbür gümbür devam ederken sevgili Ozan bugün bize iki kelam atmak için yanımızda duruyor. Görüyorsunuz. Bakın ne kadar küçük çocuk. Onun dışında Agents of S.H.I.E.L.D. bölümü nasıl bir bölümdü sevgili Can? Hadi bakalım. Ben beğendim. Bu adam kadar kaç birazdan girişecek bölüme de. Çocuğun şeyini niye bozuyorsun? Bırak ağzına kelam koysaydın yani Allah Allah. Kavga ettim. Beğenemedim ya. Beğenemedin lan, ha? Şu an bunu dediğim için çok üzgünüm ama beğenemedim ben bölümü. Hani... Nesini beğenemedin? Bu hafta bir tık böyle yavaş bir bölümde aslında. Konuşma konuşma daha çok olup, entrika bilmem ne daha çok olup, aksiyon filan biraz daha azdı. Ve böyle çok fazla yeni bir şey ortaya çıkmadı bir iki tane bomba haricinde. Yani bölüm giderken... Çok bir de yan hikayesel bir şey yoktu. Daha çok o ana event, Eli'ın olduğu mekanın çözüldü etrafında döndü. Çözüldü, bitti. Evet yani. Yani peki tamam nesini beğenemedin o zaman diyelim. Ya şimdi bir kere kış sezonu işte sezon finali, kış sezonunun finali bu. O zaman büyük bir olay bekliyordum çünkü Agents of S.H.I.E.L.D.'ın yaptığı hep buydu bu sezona kadar. Hani böyle kursağımızda bırakırlardı ki yapmışlar gibi oldu ama benim şahsen kursağımda bir şey kalmadı, ona döneriz. O yüzden ben hayal kırıklığına uğradım, bir de gelecek her şeyi tahmin ettim. Hani twist olduğu düşünülen şeyleri de, etkileyici olduğu düşünülen replikleri de hepsinden dedim şu geliyor, şunu diyecek, bunu diyecek. Coulson'un mimiğine kadar artık çaktım. Bu diziyi çok sevip çok kez izlememden mi, hani çok şey mi bekliyorum diziden, yoksa hakikaten ucuz muydu bilmiyorum ama onu konuşuruz detaylı artık. Yani birazcık hakikaten aslında Agents of S.H.I.E.L.D. yani bu zamana kadar sık sık gerçekten beklenmediği çok yapabilmiş bir dizi olmakla beraber... bunu tekrar etmek de illaki güçleşiyor birazcık. Yani zaten adamların ellerinde hani işte ne bileyim Marvel evreninden el atabilecekleri şeylere her zaman çok fazla bir yere giderse vuruyor elini. Onu konuşamazsın, bunu yapamazsın filan falan yapıyor. Ghost Rider'ı bile koskoca bir mevzu olarak içine almış olması en başta şaşırtmıştı. Biraz Ghost Rider'ın ortadan kalkma şekli ve de ortadan kalkmış olması, diziden kalkmış olması sanki beni de bir tık hayal kırıklığına uğratmadı değil açıkçası. Ne oldu şimdi? Gitti mi Ghost Rider? Bir daha gelmeyecek mi yani? O... Bence yani onu net söylemediler sanırım, bir başka şeye gitti. İşte boyuta. Multiverse olayı yaptılar ya, şimdi bir başka boyuta gitti herhalde. Ya ara boyutta içine, falan kalmış olabilir yine. Ben o direkt içine o daha önce hapsoldukları boyuta girdi. Orada kaldılar ben falan işte gibi düşündüm açıkçası. Çok fazla yani o boyutta zaten o boyuttan enerji çalıyormuş. Eli falan gibi bir muhabbet de döndü. O muhabbet de mesela aslında çok bir yere varmadı düşünecek olursak. Evet hani çalıyormuş da ne oluyormuş? Evet, gene onu yenecekleri zaman bu bir işlerine yaramadı aslında. Ben mesela hani adamı nasıl yenecekler? Oradan çalıyorlar, oradan enerjisini çalıyorlarmış. Ya orayla bağlantısını kesecekler. Ya oradan enerji çalıyor diye bunun bir bedeli oluyor olacak. Onunla ilgili bir sonuç çıkacak diye düşündüm ama... Kapı açıp yolladılar yani. Evet, Ghost Rider aslında çözmüş oldu gibi oldu biraz zaten. Şey diye bir laf var da, o bana çok gerçekçi gelmiyor. Cehenneme gittiler diye. Öyle bir şey söylemişlerdi. Muhit'te okumuş olmam lazım bunu. Onun üzerinde bir durdum. Çünkü Coulson bir ara şöyle diyor. Ghost Rider'lar diyor birkaç kere ve önceki Ghost Rider ölümden tekrar dönmüştü diyor. Hani o yüzden bir cehennem söylentileri var. Ama onların cehennem olarak gördüğü şey aslında işte o ara boyut muymuş falan gibi bir ihtimal de olabilir. Değil mi? Ben öyle oldu düşünüyorum. Ben Dormammu'lu Dormammu'lu evrene falan filan da gitmiş olabilirler gibi bir umut içerisinde. Ama tabii öyle bir şeyi orada ayı gibi CJ'yi görmeyiz de hani o boyuttan belki şöyle bir şeyler bir noktada görürüz diye. Yani Doctor Strange ile şimdi zaten Marvel evrenine sonsuz boyut girmiş oldu aslında. O yüzden hakikaten yani illa Dormammu'nun boyutuna değil de başka bir boyuta, işte o gördüğümüz öbür boyut başka bir boyuttur. Oraya falan veya herhangi bir boyuta gitmiş olabilir. Ben de biraz evet şeyde hayal kırıklığı olmadım değil. Ben mesela daha doğrusu hayal kırıklığı değil de bu Fitz olayın bilimini çözmeye başlayıp da adamın işte hırsız olduğu olayına falan vardılar ya. Ben oradan şey de çıkacak diye beklemeye başlamıştım. Ghost Rider da işte aslında şeytanla meytanla falan anlaşma yapıyor değil. O boyutun yarattığı bir... Oradan ateş enerjisi falan çalıyor gibisinden. Evet yani oranın bir şeyi yarattığı bir varlık gibi bir şey. Ama hani insan yani Robbie Reyes'in aklı onu cehennem gibi görmüş falan filan gibi bir yer çıkacak zannettim. Hani bu hayır böyle değil denecek kadar net mi dizide çıkan cevaplar bilmiyorum. Bence değildi. Değil mi? Biraz da havada aslında. Ne oldu belli değil işte abi. Zaten açık bıraktılar galiba gibi bir hissiyat içerisinde. Evet, evet. Gittiler ve bitti. Oh falan. Ya geri dönmek zorunda zaten. Çünkü şeyin hikayesi bitmiş olsa da Eli'ın yani Ghost Rider'ınki bitmedi bence daha. Bir de Mac üzerinden bir şeyler çıkabilir oradan diye bir beklentim de yok değil. Mac'e geri dönse ya ne güzel olmaz mı?
Değil mi? Çok cool'du önceki bölüm. Evet. Ama yani onu işte herhalde yapmazlar. Ghost Rider yani kalıcı bir şekilde veya uzun vadeli bir şekilde Mac dizi için uydukları bir karakter falan. Hani o olmaz herhalde. Robbie Reyes'ler, Johnny Blaze'ler falan olmadıkça. Neyse şeyimiz vardı bu hafta. Direktörümüz bayağı süper kahramana dönüştü kostümünü giyip falan. Direktörle ilgili konuşacak aslında çok şey var. Çünkü biraz hani şeyini konuşalım. Süper kahraman pozlarını konuşalım. O konuda ne düşünüyorsunuz? Ya ben seviyorum. Hani değil neden mi? Seviyorum? Böyle bana şey gibi geliyor. Çizgi roman okuyormuşum gibi geliyor o adamı izlemek. Yani doğru, böyle evet. Çok kalıp bilindik hareketler ama tatlı geliyor. Yani daha önce böyle çizgi romandan özümsenip bir şey oluşturulmuş olduğu çok belli. O yüzden o süper kahraman havalarını da seviyorum. Ben onun politikacılığını da seviyorum. Evet işte o PR yanları falan filan keyifli yani. Hem orayı manipüle edip hem içeriği ona göre ayarlamak falan filan. O adam o işi iyi kotarıyor hakikaten. Ve niye oraya getirildiği bariz belli yani. Bu bölümde birazcık onun gerilimini yaşadık ya. Coulson'la ikisinin arasında falan filan. İşte bu yüzden takım olamıyoruz falan filana bağlandı hatta. Bunun sonucu. Ben de çok seviyorum ama yani özellikle o kostümü giyip de duvara adamı uçurduğu an dedim ki vay be. Bu karakter olmuş yani. O enteresan da hakikaten. Adamın hep böyle bürokratik taraflarda kalıp yani aksiyona gireceğimi hiç düşünmemiştim bile bugüne kadar. En fazla adama hani suikast falan düzenlenir o zaman görürüz gibi düşünüyordum. Ben Clark Gregg'in Instagram'ında işte o öbür yeni direktörün fotoğrafını çekip işte ben de direktör oldum ama bu kostümü çok kıskandım falan minvalinde bir şey paylaşmış. Oradan görmüştüm adamın kostüm giyeceğini. O yüzden kostüm sürpriz oldu bana. Kostüm de çizgi romana gönderme. Öyle mi? Çizgi romandaki haline ya çok benzemiyor da göğsündeki o normalde Shield'ın değil çizgi romandakinde işte Amerika'nın kartalı şeklinde bir kartal var. Burada Shield'ın kartalı var. Aynı şekilde duruyor falan. Ya onu görünce falan da hoşuma gitti benim. Arada çizgi roman demişken Kuyek'e yapılan mini göndermeyi de fark etmediniz değil herhalde. Hani sen olsaydın ya Shield'ın başı maşı falan dedi. Anca o çizgi romanda olur falan dedi. Ben spesifik olarak hatırlamadım. Kuyek'in başa geçtiği bir dönem oluyordu galiba. Var var falan. Evet. Fury bir yere gittikten sonra gidiyor. Evet, evet. Şey oluyor. O başkan oluyor. Neyse burada daha ona çok var. Varsa bile öyle bir şey. Yani aynen. Bu sezon falan olacak mı olacak bir şey gibi değil. Bir de direktörle ilgili Coulson'ın falan muhabbetleri vardı ki ben aslında direktör karakterini sevmemizin biraz sebebi o diye düşünüyorum. Yani o işte yok işte bir tane başka bir senatöre bir şey neydi o kadın? Nadir. Ha işte ona yardım etti falan. Daha doğrusu Simmons'ı oraya gönderdi gitti Nadir. Bilmem ne. Şey olması hoşuma gidiyor abi. Yani böyle bir olay oluyor. O olayın sonunda bir karakter iyi veya kötü çıkacak diye beklemeye alışmışım mesela ben izlerken. Ama mesela bu olay çözümlenince ve herkes tarafından öğrenilir hale gelince hani karşılıklı olarak evet bu hani taviz verilebilecek bir nokta mıymış değil miymiş biraz konu havada kaldı ve hani iki şekilde de iddia edebilirsin. Hayır yanlış yapmışsın da diyebilirsin direktörünün kararı için. Ama evet bu konuda taviz vermek atıyorum Coulson da aynı pozisyonda olsa belki aynı şey yapardı filan bile dedim ben. Sonuçta direktörsün ve bir karar vermen gerekiyor. Ya bir arada Coulson'un da başına böyle olaylar çok gelmedi mi abi zaten? Geldi ve verdi o kararları. Bu kadar üzerine gidilmesi çok kişisel geliyor bana. O giden Simmons olmasa başkası olsa hiç dert olmazdı sanki yani. Ama işte hani Coulson'un direktörlüğü bırakmış olmakla ilgili biraz sıkıntısı var yani. Kontekstleri var evet, yani. Kesinlikle evet. Var yani. O da biraz şu açıdan benim gene öveceğim bir nokta. Yani Coulson da mükemmel karakter değil işte yani. O da hata yapıyor diyebiliriz belki işte bu mevzu sonuçlandığı zaman boşuna üstüne gitmişsiniz bak adamcağız kötü biri demiş falan diye düşündüm ben açıkçası yani. Pragmatist bir adam yani. Aynen. Yapılması gereken şey yapıyor o yüzden çok hoşuma gidiyor karakter. İşte ve Coulson da kesinlikle öyle değil mi? Değil miydi zaten? Tabii öyle. Yani. Aynen öyle. İşte ego çatışması abi. Diyorsun. bu bölüm bir de kim vardı? Yoyomuz falan vardı sık sık mesela. Zaten olmasının... Gözümüze soktular yoyoyu. Evet. Onunla ilgili onun da bir sebebi varmış. Hadi ondan da biriniz bahsetsin. İyi bahsedeyim mi? Buyurun. Ne zamanda? 14 Ocak'ta mı başlıyordu? 13. 13 Ocak. İşte bir gün önce bir gün sonra fark etmez. Bize 14'ünde düşer. Aynen. 13 Ocak'ta Yoyo'nun kendi kişisel 6 bölümlük mini dizisi çıkacak. Slingshot adında. Yani neden bu kararı ver? Hiç böyle bir şey beklemiyorduk bugüne kadar bu şöyle, arada. Şöyle ben ilk haberi duyduğumda dedim ya ne alaka ne yapıyorsunuz? Paranız çok geldi buna mı yatırıyorsunuz falan dedim. Sonra öncelikle dijital yayınlanacağını öğrendim. İnternette yayınlanacakmış. Bir de bu kesinleşmedi. Resmi bir açıklama yok. Bölümlerin 5-6 dakika civarında olması bekleniyor bir de.
Ha, okey. O zamansa zaten tamamız yani. Öyle olursa bence de sıkıntı yok. Evet ya, ben hani böyle 20'şer dakikalık falan olur diye düşündüm sen internet deyince şimdi. Yoksa ben 6 bölümlük bayağı baba gibi dizi zannediyordum. İlk ben de öyle sanmıştım. Ama yani en azından böyle garip bir slingshot hikayesi çekmişler. Hiç kimseye söylemeden falan filan yani. Arada herhalde, böyle bir şey herhalde çıkıyor. Herhalde Yoyo'nun gücü ilginç, biraz yapılacak güzel yani, çekilecek hoş sahne çıkar diye düşünerek de atıyorum. O yüzden mi bu bölümün içinde küçük bir Quicksilver sekansı yerleştirdiler? Abi vallahi bilmiyorum ama yani o sahneyi mesela ben sevdim açıkçası. Sahne tabii güzeldi. Agents of S.H.I.E.L.D. o tarz sahneleri güzel yapıyor. Böyle ekip olarak bir yere saldıracakları zaman, bu sezon daha önce de vardı. Hatta yani şöyle mesela direkt şey, bizim Coulson adamın karşısına çıkıp da vık 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 konuşmaya başlayınca filan, işte ne planladılar acaba diye izlemeye başlıyorsun. Hani adamın o işte hırsızlığını engellemekle ilgili bir şey planladılar herhalde falan diyordum ben. Ama ondan sonra daha basit bir planları varmış aslında yani, yo-yo'yu falan kullanarak. Gayet de yerinde plan ya. Ben de Coulson'un yerinde olsam, böyle bir plan yapsam kendimi iyi hissederim diye düşündüm açıkçası. Bilmiyorum siz nasıl buldunuz? O sahne çok güzeldi. Direkt tabii aklıma Quicksilver geldi falan ama ya ne yapacaksın? Senin de hızlı koşan bir karakter varken öyle bir sahne çekeceksin zaten. Ama biraz bana şey fazla geldi. O sahne vardı. Ondan önce bir ateşlerde koştuğu sahne vardı. Ondan sonra Mac'le olan sahnesi yerindeydi ama arada duygularına çok göndermeler vardı. Yani sen kız sezonu finali yapıyorsun. 6 bölümlük bir dizinin karakterini öne çıkarmak için bu bölümü mü bekledin dedim ben şahsen. Olabilir ama mesela ben bölümü izlerken bu Yoyo dizisi hakkında hiçbir fikrim yoktu. Hiç duymamıştım da. Ve hani ay bu bölüm Yoyo bölümü olmuş falan demedim mesela açıkçası yani. Hani Yoyo arada bir kullanıyorlar. Kadar rahatsız etmedi beni de Yoyo'nun varlığı. Ama yani ben şeye ne alaka diyorum hala işte. Slingshot dizisi ama bu kadar söylediğin kadar kısa olacaksa okeyim. Koca tamam. Bir dizi yani 40'ar dakikalık 6 bölüm garip değil. Yazık yani. Olur yani. Yapamayacak o kadar paralara şey. Paralara mı yazık olur? Ya diğer karakterlere yazık olur bence. Yani. Ama o kadar doğru. Parayı Benedict Cumberbatch'in cebine versinler de gelsin 2 bir bölüm gözüksün yani. Evet, Benedict Cumberbatch demişken bu arada oraya biraz girdik ama bu bölüm bir de sürekli büyü muhabbeti falan dönüp durdu. Bu yaptığımız büyü mü? Hayır bilim falan deyip durdu Fitz. Böyle muhabbetler yaşandı. Bunun da herhalde Doctor Strange'den sonra olması zaten tesadüf değil. Tabii canım. Yani iki bölümdür zaten Doctor Strange'de boyutlarla açtıkları. Zaten hani Aydan'ın ilk açtığı o kapı bayağı Doctor Strange geçidiydi yani. Oymuş boyutlar arası zaten. Geçiş. Hatta bunun üzerine de şöyle muhabbetler dönüyor. Acaba Doctor Strange büyüden bilime mi bağlanacak? İşte hani aslında büyü yok mu Marvel evreninde gibi muhabbetler döndü. Ama dizinin ben etkileyebileceğini sanmıyorum. Ne zaman etkiledi yani? Ya evet, dizi o konuda yeni bir kapı açar mı ben de şüpheyle yaklaşıyorum. Ki onun dışında hani büyü dedikleri şeyin de bilimsel olarak ölçülebilir hale gelip atıyorum bir bilim adamı tarafından da manipüle edilebilecek bir noktaya gelmesi bence büyü yapmaktan da kaçırmaz gene. Ama yani normal bir insan zihni de o kitap zaten sen ne dilde okuyorsan falan filan onu gösteriyor. Yani yine mistik tabii, büyü kısmı var yani. Ne kadar büyü dese de Fitz, ben Fitz'e katılmıyorum abi. Fitz ne kadar teknoloji dese de demeksiniz sana. İşte teknoloji ve evet. Bilim dese de. Ha bilim. Okey. Bir de son olarak o zaman sevgili LMD veya Türkçesi işte insan gibi gözüken robot. Life model decoy. Dediğimiz konu büyüyor. Zaten dizi bundan sonra buna yoğunlaşacakmış evet. Anladığımız kadarıyla. Keza sonunda da biraz havadan geldi gibi olmadı da diyemeyeceğim bir May'in bundan sonra robot olmuş olması mevzusu var. May ne zamandan beri robot? Herhalde o ölümden bölüm, geri dönmeli falan. O yaptığı beyin May'in beyniydi herhalde. Yani bu bölüm olmuştur. Ha öyle bir şey mi? Çünkü gücü daha yeni aldığına göre büyük ihtimalle kadar doğru yapabilecek kadar. Ben önce dedim herhalde o ölümden geri dönme mevzusunu mu acaba değiştirdi falan kız ama kitap bana olayı şey ondan sonra aslında doğru. Sonuçta bu iyileştirdi. Ay da iyileştirdi May'i. Hani May'in fizyolojik yapısını iyi biliyor. Sonra gücünü kazandıktan sonra da onun beynini işte zihnini falan tasarlayıp bir tane decoy May yapıyor. Ama neden yapıyor? Neden yapıyor? Bunu sonra göreceğiz ama şey dedim ben. May'in zaten daha önce bir klonunu görmüştük. Şey demiştik. Yani yüzü yapıyordu. Aynen. Yüzünü teknolojik şeyle değiştiriyordu.
bu May mi değil mi gerilimini daha önce yaşamıştık. Sonra bir Android'in adam öldürmesini, olaylar çıkarmasını kocaman Avengers filminde yaşadık yani. Ultron falan. Zaten dizide de söylüyorlar. Ya kimse Ultron'u hatırlamıyor bu filmi. Niye yapıyorlar, ben onu anlamadım. Haklısın evet, yani. Niye çok başka birini yapsana yani. Onun çünkü başka hikayesi kalmadı. Geçmişini kapadı, sevgilisini kapadı. Doğru. Olabilecekleri etkileyebilir artık. Ya bir, sen zaten daha önce ikili oynamıştın. Yine oynarsın, becerdin falan diye. Bir de yazık kuzu... ellerindeki en donuk oyuncu ama bir yandan da robotu iyi kıvırır mı acaba diye de düşünmüyorum değil yani açıkçası. Peki oradan ne çıkacak sizce? Yani bu biraz hadi teorik kıçımızdan atalım. Yani şu küçük trivia'yı da araya sıkıştırayım. Trivia da değil de yani bu şey yani bu bölümlerin adı Agents of S.H.I.E.L.D. Ghost Rider'dan şimdi Agents of S.H.I.E.L.D. LMD'ye döndü. Yarı sezon itibariyle. Yani bu konuya yoğunlaşacağımız bir ikinci bölüm sezon. Hele hölü. Hele hölü diyorsun. Evet, teorik çan demiştim. Rica ediyorum sizden. Yani Ada neden aralarına sızmak gibi bir olaya sahip olsun. Ya da işte böyle gerçekten Ultron gibi bir şeye mi bağlanacak? Yani Ultron gibiden kastım. Yapay zeka bizi öldürmeye çalışıyor. Hay Allah kaçalım gibi bir şeye mi bağlanacak? Yoksa biraz gene yani Agents of S.H.I.E.L.D. sağ gösterip sol vurmayı başaracak mı ama ne ile? Bir fikriniz var mı? Uyduramıyorsunuz, uyduramayalım. Arkadaşlar. Şöyle yapabilir. Agents of S.H.I.E.L.D. karakterleriyle çok güzel oynayan bir dizi. Yani hamur gibi her karakter başka şekle bürünüp sonra çok doğal geçişlerle yaptı bunu. Her sezon her karakteri farklı şekillerde izledik. Benim bu sezon eleştirdiğim noktalardan biri de bu. Bence bu sezon çok fazla değiştirilemedi karakterlerin yapısı. Değişmesi gerektiği kadar. Sky değişti. Belki ya Sky da değişti, sonra tek bir kararla hop geri döndü özlemişim deyip. Ama şimdi bakalım falan. Ne olacak? İçerideki evet. Halini ben izlemeyi merak ediyorum. Sky'ın hakikaten şey geri dönmesi, yani geri dönme mevzusu. Gerçi kızı zorunda bıraktılar gibi oldu işte. Hani yüz evet, ortaya çıkınca. Şimdi ona diyecekler ki ihtimalle ya hapse gireceksin ya bizim poster çocuğumuz olacak. Peki Ecorse imzalayacak mı yani Sky? Bir anda kabul mü etti imzalamayı? Doğru söylüyorsun. Yani eğer onu pıt diye imzalamış olarak falan görürsek bu sezon başlangıçta yaptıkları şeyi bayağı çöpe atmış yani olacaklar. Şey diyecektim. Şimdi madem bu karakterlerin birebirini yapma gibi bir mevzu söz konusu. Bundan sonra grup içinde özellikle de direktörün yarattığı gerilimi ek olarak... bir gerilim görebiliriz. Agents of S.H.I.E.L.D. bunu yaparsa güzel yapar. Çünkü daha önce Harvey mevzusunda, Hydra mevzusunda, işte o main clone olmasında falan bunu çok güzel yaptılar. Herkesin birbirinden şüphelenmesi güzel bir dinamik oluşturmuştu. Ona tekrar gidebilir ama bu şey mi olur? Hani kendini tekrar etme gibi mi olur? Onu yapacakları orijinalliğe göre. Hikayelerin orijinalliğine göre göreceğiz gibi. Göreceğiz. Güzel. Agents of S.H.I.E.L.D. böyle bir son yaptı sevgili arkadaşlar. Sky ekibe katıldı. Artık ortalıkta herhangi birisinin yerine geçebilecek robotlar geziyor. Ghost Rider'a veda ettik. Biraz onun son vedası böyle bir şey olmadan fazla gitmiş oldu. Eli denilen her şeyi değiştirebilecek koskoca güçlü villain da pıtladanak diye ortadan kaldırmayı başardılar. Siz nasıl buldunuz bu sezonun ara finalini? Bundan sonrası için ne bekliyorsunuz? Bu yapay zekalı, güzel kızlı robotlar bizlere ne yapacaklar? Bu konuda bir fikriniz var mı? Ve de bütün bu LMD mevzusunun hazır yeni Westworld bu kadar hype'liyken ortaya çıkmış olması bir tesadüf müdür? Yoksa Hollywood'un bize oynadığı küçük oyunlar mıdır? Bu konuda veya herhangi bir konu hakkında aşağı yorum yazmayı ihmal etmeyin. Onun dışında kanalımızı ziyaret edin, sitemize bakın, videolarımızı beğenin, sevin ve de kendinize iyi davranın. Hoşçakalın.